siz sevgili Umut. Kim yaptı? Sakın ola ki. Çıkacaksın paşama, çıkmayı üstüne vereceksin. Delikanlı olacaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi ya. Allah seni bildiği gibi yapmış. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha, ha, eğer buna girecek olursa. Günah değil mi bu insanlara? Vatanda kim veriyorsun? Bugün 1 Nisan 2013 Pazartesi. Hepinizi saygı ve hürmet ile selamlıyorum. Harbiden 1 Nisan, öyle bir 1 Nisan ki belediye meclisinde tam anlamıyla şakalandı birileri. Kim şakalandı? Sayın belediye başkanımız şakalandı. Gerçi bu iş şakadan ziyade harbi gerçek bir başkaldırı olarak nitelendiriyorum bunu. Çünkü bugün organ seçimleri vardı İskenderun Belediye Meclisi'nde ve Sayın Başkan'ın grup başkan vekili ile birlikte hazırlamış olduğu encümen üyeleri listesi bir anda yerle bir oldu. Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubu içinden farklı adaylar çıktı ve muhalefetin desteğiyle o başkanın listesine rağmen diğer kişiler, aday olan kişiler encümene seçildi. Şimdi başkanın listesinde Zeki Aytaç, Mustafa Alper Menteşoğlu ve İlyas Gülen var. Tabii bu teklif geldi organ seçimlerinde encümen üyeliği için. Dolayısıyla ardından yeni adaylar çıktı. Nereden çıktı? Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubundan adaylar çıktı. Tabii millet şöyle bir baktı, şaşırdı, afalladı. Ya ne oluyor, bunlar kendi aralarında birbirlerini yiyorlar herhalde. İmajı doğdu orada. Neyse, tabii adaylıklarını açıklayanlar yeni bir ekip oluşturdu. 3 kişilik bir grup oluşturdular. Oylamaya geçildi. Oylama sonucunda muhalefetin de desteğiyle kimler aldı encümen üyeliği görevini? Yani encümen üyeleri kimler oldu? Mustafa Özen, Mesut Yüksekbaş ve Güray Yayla. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bir liste dernedir. Yani o dernek seçimlerinde falan olur ya, onlar yaşanır ya. İşte liste delinmiş oldu. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın ve Grup Başkan Vekili'nin bir yerde, yani gruba hakim olamadığı şeklinde artık kamuoyunda çok etkin bir görüş belirmeye başladı. Tabii belediye meclisinde sadece bunlar yaşanmadı. İmar komisyonu üyeleri de seçildi. İmar komisyonu ise Erdin Çelebi, Canan Kahraman ve İbrahim Akçalı seçildiler. Ben gerek encümen üyeleri gerekse imar komisyonu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu işler yaparlar. Yani gerçekten şaka gibi oldu. Gerçi bugün belediye başkanımıza Cemiyet Başkanı Sayın Şemuz Aslan farklı bir şaka yapmıştı. Bugün Söz Gazetesi'ni okuyanlar görmüştür mutlaka. Manşet haber: Başkan Civelek istifa etti. Millet çok. Bir tanesi telefon açtı. Millet şeyde, efendime söyleyeyim, Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekiyor. Yani tabii onlar bir espri, işin esprisi de bu. Ben de Cemiyet Başkanımız ve Söz Gazetesi sahibini aradım. Dedim ki ya ne iş bu? Tabii okudum iç sayfayı. Bu sadece bir Nisan şakasıdır şeklinde bir açıklama getirmişler. Olur böyle şeyler. Bir başka arkadaşımız da Tosyalı grubuna ithafen bir Nisan şakası yapmış. Müjde diye. İşte Fuat Tosyalı termik santral yatırımından vazgeçti gibisinden böyle farklı ensanteneler vardı bu 1 Nisan'la ilgili. Tabii 1 Nisan'ın mazisini, geçmişini, nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Onu da altını çizerek söylemek istiyorum. Aslında 1 Nisan Müslüman alemi için pek böyle kutlanması hoş olan bir şey değil. Veya bu tür espriler, mecazi anlamda yaklaşımlar olmaması gerekir. Onu öğrenmek gerekir. Şimdi uzun uzadıya burada anlatmak istemiyorum. Tekrar belediye meclisine döneceğim. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Garip Şandır bir öneri getirdi. Dedi ki 521 lira olan, aslında 521 küsur lira, 524 lira olarak geçiyor. Bu su şebekesinin yenilenmesi
çalışmaları ile ilgili vatandaştan istenen katkı payının 100 liraya çekilmesi şeklinde bir önerge verdi. Önerge oylandı ve kabul edildi gündemde görüşülmek üzere. Tabii komisyona sevk edilecek. Orada Mali İşler Müdürü söz aldı ve açıkça bir şey söyledi. Dedi ki bütçe denkliği bozulur. Çünkü biliyorsunuz bütçe daha önceden ayarlanmış ve gelecek paralar, gelmesi düşünülen paralar ona göre bütçede yer verilmiş. Haliyle Sayın Müdür Halim Bey haklı. Yani bütçede bir denk bozulması olacak. Yarın öbür gün bakacağız bakalım ne olacak. Bütçenin denkliği bozulacak mı veya devam edecek mi? Tabii bizim temennimiz şu ki vatandaşın lehine olan şeyler meclisten geçsin. Bu gelişmeler yaşansın. Tabii yani bütçesini, belediyenin bütçesini düşünmek zorundayız. İki derede bir arada kalma meselesi diye buna deniyor. Ancak onunla bir formülü bulunur mu, bulunmaz mı bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Şimdi yarın biliyorsunuz İstanbul'da Hatay günleri başlıyor. İskenderun'dan da bir hayli katılım var buraya. Başta İskenderun Turizm Derneği yönetim kurulu olmak üzere gerek kaymakamımız, gerek daire amirleri, görevli daire müdürleri İstanbul'a resmen çıkartma yapacaklar. Gerek İskenderun'umuzu, gerekse Hatay'ın farklı güzelliklerini İstanbullu vatandaşlarımıza veya o fesaneye gelecek vatandaşlara tanıtma gayreti içerisinde olacaklar. Biz de gücümüz nispetinde kendi gazetemizde bölgemizin tanıtımını yapmaya çalıştık ve İstanbul için özel bir ek çıkarttık. Bu sayı Son Söz Gazetesi 2500 basıldı ve 1000 tanesi İstanbul'da dağıtılacak, 1500 tanesi her zaman olduğu gibi burada dağıtıldı. Umuyorum ki bu İstanbul'daki Hatay günleri bölgemiz için faydalı olur, tanıtımını tam anlamıyla sağlamış oluruz ve önümüzdeki süreçte gerek turizm, gerekse tarihi yerlerin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınması yolunda önemli bir çalışma olur. Burada emeği geçenleri de kutlamakta fayda var. Sayın Valimiz Mehmet Celalettin Dekesiz bu tür organizasyonlara çok önem veriyor. Destekliyor. Geçmişte bunu gördük. Güzel çalışmalar yapıyor. Biz de kendisini takdirle izliyoruz. Efendim, bugünkü programı fazla uzatmak niyetinde değilim. Son olarak İskenderun Spor konusuna değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz pazar günü oynanan maçta resmen ama resmen kelimelerle anlatamayacağım derecede üzüntülü bir sonuç aldık. Yine 1-0 yenildik kendi sahamızda. Sayın Nuri Hüsen bugüne kadar verdiği desteği hepimiz biliyoruz. İnanın ben dün maça gitmedim, gazeteyi hazırlıyordum. Burada bir internet sitesinden maç sonucunu takip ediyordum ki son dakikalara geldiğimizde yine golü yedik ve ben oturduğum yerden isyan ettim. Maç sonrasında Sayın Nuri Üysel'in hafif bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendim. Tabi buna can dayanmaz. Gerçekten can dayanmaz. Hem o kadar maddi yardımda bulunuyorsun, hem işlerini bırakıyorsun, takımı desteklemek için, futbolculara moral vermek için her maça hemen hemen deplasmanda ve buradaki maçlara geliyorsun ve sonuç hep hüsran, hep hüsran. Yazıktır, günahtır. Ben buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Olmuyorsa olmuyor. O ayrı mesele. Yok artık. Yani bunun şeyi yok. Futbolculara o kadar resmen yalvardık ya. Burada resmen yakardık. Ya kurban olayım Allah. Yani ya ne istiyorsun? Ya yapın şu maçları alın diye yalvardık. Olmuyormuş demek ya. Ya bir işin içinde sakatlık var. Futbolcular maç almak istemiyor. Ya da olmuyor. Şans bizden yana değil. Benim üzüldüğüm tek şey bir insan parasıyla nasıl rezil olur biliyor musunuz? İşte Nuri Hüseyin gibi. Hem bu takım düşmesin diye çok büyük mücadeleler verdi. Transferlerini yaptı, para verdi, hiçbir futbolcunun alacağı kalmadı. En son bir adamın kalbine mi indireceksiniz ya? Bu mudur yani ya? İskenderun'a değer veren insanların sonu bu mudur ya? Bu mudur? Bana sorarsanız Nuri Hüseyin güçlüğünü ispat etti. İskenderun Spor'a gerekli desteği verdi. İskenderun sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Artık yapacakları bir şey yok. Yani futbolcular oynamıyorsa,
çıkıp maçları alamıyorsa Nuri sen mi çıksın oynasın kardeşim sahada ya? Ben mi oynayayım ya? Yılmaz mı oynasın, Ahmet mi oynasın ya? Bu nedir ha? Uzatmayacağım. Artık önem de vermiyorum. Yani o kadar destek vermeye çalıştık. Gücümüz nispetinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama olmuyor abi. Olmuyor, olmuyor. Ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok. Gönlüm gitsin. Peki, bu haftalıkta yani bu haftalık diyorum çünkü cuma gününe kadar İstanbul'da olacağım. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hepinizi tekrar tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki günlerimizde her şey çok daha güzel olacak diyebilirim. Saygı ve hürmetler.